Herkese merhaba, ben Savaş Şener. Yeniden sizlerle birlikte yeni bir videodayız. Videomuzun konusu kelime soruları. Orijinal vocabulary soruları ve çözümleri 21'den itibaren 35'e kadar gideceğiz. Sayfamızın altında, iletinin altında gruplarımız var. LinkedIn hesabımız var, görüyorsunuz. Videoyu durdurup bunları not alabilirsiniz ve lütfen bu YouTube hesabımızı takip edin. youtube.com/savaşsenel. Bu da benim YouTube hesabım. Lütfen kanalımı takip edin. Ben de çalışmalarıma devam ederek sizlere yeni kaynaklar sunayım. Biliyorsunuz ben güzel sözler paylaşmayı seviyorum. Bu tür konularda, özellikle yabancı dil konusunda. Hemen onlardan birisiyle başlayayım. Ne diyor burada? One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way diyor. Peki ne demek istiyor burada? Hemen bakalım tabii bu arada. Teknik açıdan kontrol etmekte yarar var sık sık. Çünkü bazen yayına giriyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki yayın devam etmiyor. Siz anlatmaya devam ediyorsunuz fakat yayın devam etmiyor. Peki, one language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way. Ne demek arkadaşlar, dostlar? Bir dil size hayatta bir koridor açar. Yani gidebileceğiniz bir yol açar, ama iki dil o koridordaki kapıları açar. Yani güzel bir söz Frank Smith'ten. Diğer sözümüze bakalım hemen. Few activities are as delightful as learning new vocabulary. Tim Gunn. Çok az etkinlik neymiş arkadaşlar? Çok az etkinlik kelime öğrenmek kadar eğlenceliymiş. Çok az etkinlik kelime öğrenmek kadar keyif verirmiş. Tim Gunn'dan güzel bir söz. Diğer sözümüze geçelim hemen. Bu da Krashen'dan. Krashen dil bilimde, dil öğretim yöntemlerinde çok önemli birisi. Çığırlar açmış birisi. People acquiring a second language have the best chance for success through reading. İkinci bir dil öğrenen, daha doğrusu edinen insanların en büyük şansı okumaktan geçer. Edinmek de öğrenmek farklı biliyorsunuz. Edinmek nedir arkadaşlar? Edinmek bir dili kalıcı olarak sahiplenmektir. Öğrenmek nedir? Ders işlemektir, güzeldir, yararlıdır. Fakat bir dil edinmenin yolu diyor, okumaktan geçer. Tabii ki bunu söylediği dönemlerde elbette filmler, videolar vesaire var. Ama kitaba özel bir önem, okumaya özel bir önem atfediyor. Bir başka videomuzda bu konu üzerine durmuştum. Oraya bakabilirsiniz. Yararlı olduğunu umuyorum. Lütfen o videoyu da takip edin. Güzel bir video. Yani sizler için güzel bir video hazırlamaya çalıştım. Peki gelelim sorularımıza arkadaşlar. Birinci sorumuz diyor ki, daha doğrusu videonun birinci sorusu, ama bu serinin, yani 500 soru çözme hedefim var, orijinal soru. Bu serinin 21. sorusu. The herd of deer was out in the open and therefore exposed to lion's attack. The lions were just waiting for the right moment. Ne diyor burada arkadaşlar? Yani geyik sürüsü açıkta bir yerdeydi ve ne oluyordu? Geyik sürüsü açıkta bir yerde, exposed to lion's attack, aslanların saldırısına maruz, açık. The lions were just waiting for the right moment. Aslanlar ne yapıyordu? Doğru zamanı bekliyorlardı. Arkadaşlar, A ne oluyor? Closed oluyor, kapalı olmuyor. Remote uzak demek. Vulnerable kırılgan demek. Yani açık, kolay etkilenebilen. Audible işitilebilir. Eager istekli. Tabi burada doğru cevabımız arkadaşlar ne oluyor bu durumda? Bakıyoruz hemen anahtarımıza, vulnerable oluyor. Yani kırılganlar. Çok açıklar, böyle kırılganlar. Vulnerable mesela fragile'dan daha farklı. Fragile, insanların hassas olması. Vulnerable ise geçmişten gelen bazı sebeplerle kırılgan olmaları, böyle zayıf olmaları. Peki diğer sorumuza geçelim hemen. Ne diyor burada arkadaşlar diğer sorumuzda? Yine find the synonym of the underlined word. Altı çizili kelimenin eş anlamlısını bulun diyor. 22. I want to see their wedding ceremonial. Will vows be made publicly or privately? Do you have any idea? Ben diyor, düğün törenini görmek istiyorum diyor. Yani evlilik anlaşması, yani o gelinle damadın birbirine söz verdiği o an özel mi, halka açık mı olacak, yoksa özel mi olacak? Hususi böyle yakın akrabalarla mı mesela? Do you have any idea? Bir fikrin var mı diyor. Şimdi vows, aşağıdaki vow şaşkınlık işareti. Şaşkınlık demek. Emotions duygular demek. Trials duruşma demek. Promises sözler. Thoughts düşünceler. Tabii ki arkadaşlar, wow burada söz verme. Yani
nikah akdinde birbirlerine söz veriyorlar. Yani iyi günde kötü günde meselesi konusu. Dolayısıyla doğru cevabı ne oluyor? Arkadaşlar D oluyor. Gelelim diğer sorumuza. Diğer sorumuz 24. soru. Daha önce ne vardı? Pardon, ben yanlış söyledim sanıyorum. 22. sorudan tabii ki 23. soruya geçtik. Bazen sekerek gidiyorum ben böyle. 23'te ne var? Fortunately, şükür ki, I did not spend time trying to convince those business people group. Bu iş insanları grubunu diyor. Ben ikna etmeye çalışmadım diyor. Şükür ki. Bununla zaman harcamadım. They agreed to the plan, to the plan of their own accord diyor. Yani planla uyuştular. Bizim sunduğumuz plana uygun davrandılar. Remarkably, sıra dışı bir şekilde demek. Enthusiastically, coşkun bir şekilde. Unwillingly, isteksizce, unhesitatingly, hiç duraksamadan. Voluntarily, gönüllüce. Of their own accord arkadaşlar, gönüllüce demek. Yani doğru cevabımız nedir burada? Tabii ki voluntarily arkadaşlar. Değil mi? Şimdi burada ilginç bir şey var mı? Bakalım. Değişik. Tabii bunlar güzel şeyler. Soru çözerken bir de kalıpları öğrenmeye çalışın. Sadece anlamak yetmesin. Bazen anlarız ama kullanmayız. Yani bak böyle güzel bir şey anladığınızda ya ben bunu böyle kullanabiliyor muyum acaba? Aklıma gelir miydi deyin. Çünkü dil işi zeka işidir ama şöyle demek istediğim şu. Matematik gibi değil. Dil öğrencisi taklitçidir. Yani duyar, söyler, okur, söyler. Duyar, söyler, okur, yazar. Duyar, yazar, okur, yazar. Yani duyduğunu yazar, doğru şeyleri öğrenip yazar, konuşur, doğru şeyleri okur, yazar, konuşur, doğru şeyleri dinler, yazar, konuşur. Yani aynen yabancılar nasıl söylüyorsa öyle söylemeye çalışır. Benden size tavsiye. Hazır cümleleri alıp kullanmak çok daha mantıklıdır, daha tabidir. Peki 24'e bakalım arkadaşlar. What I like about this region is that many parts of this region remain practically discovered, so you don't see many tourists here. Evet, bu bölge hakkında sevdiğim şey şudur. Bu bölgenin çoğu diyor, birçok bölgesi, parçası henüz pratik olarak keşfedilmemiştir. So you don't see many tourists here. Burada çok turist görmezsin diyor. Turist sevmeyenlerden, aslında turist seviyor, belki de kalabalık sevmiyor. Practically arkadaşlar, superficially. A superficially ne demek? Sahte bir şekilde, yapay bir şekilde. İlk akla gelen tabii bu oluyor. Evet, superficially, artificially, artificially yapay demek, superficially yüzeysel demek, böyle değil. Actually gerçekten, aktüel nedir? Gerçek olan, partially kısmen. Doğru cevabımız tabii burada arkadaşlar ne oluyor? Burada doğru cevap actually oluyor. Yani aktif halde, gerçek durum. Peki devam ediyoruz arkadaşlar 25'e. That is an age of change. Bu bir değişim çağı. People are changing and their opinions regarding relationships appear to be changing as well. Bu diyor bir değişim çağıdır. People are changing. İnsanlar değişiyor. And their opinions, onların fikirleri regarding relationships, ilişkilerle ilgili fikirleri de değişiyor görünüyor. Aynı zamanda. Şimdi opinions, views demek arkadaşlar. Tabii ki A şıkkı. Proponents nedir? Bir şeyin proponents, bir şeyin karşıtı, bir şeyin karşıtı, opponent, yandışı, taraftarı da proponent. O olmuyor burada çünkü opinions view demek. Advocate, avukat demek, savunma avukatı. Forecast, hava tahmini gibi tahminler. Prediction da tahminler demek. Tabii ki burada doğru cevap nedir arkadaşlar? Doğru cevap tabii ki views arkadaşlar. Yani nedir? Bir şeyin, yani bir görüşler, opinions, görüşler, fikirler demek. Peki geçelim 26'ya. It is amazing. Our team's triumph under these circumstances is unbelievable. I cannot believe it. Harika diyor. Yani bizim takımın zaferi diyor. Bu şartlardaki zaferi çok güzel. İnanılmaz. İnanamıyorum. Popülerliği değil. Certificate, yani sertifikası. Victory, zafer. Treachery, ihanet. Defeat, mağlubiyet değil mi arkadaşlar?
Ne olur burada cevap tabii ki. Cevabımız C olur arkadaşlar. Victory. Cevabımız victory. Gelelim diğer sorumuza. Diğer sorumuz, 27. sorumuz ne diyor? I love this city. It is an active and cheerful form of modern life. Yes, we have problems here, but I want to stay here and handle these problems. Okay. Ben bu şehri seviyorum diyor. It is an active and cheerful form of modern life. Modern yaşamın nesidir? İlginç, hayat dolu bir örneğidir. Aktif ve neşeli bir örneğidir. Yes, we have problems here, but I want to stay here and handle them. Ama burada kalmak ve bu problemlerle başa çıkmak istiyorum diyor. Peki, bakalım şimdi kelimelerimize. Hangisi burada uyar? Mesela, hemen bakalım. Slick, ne demek? Hilekar, kandırıkçı. Çocuk dilinde değil mi? Hilekar, kandırıkçı demek. Kandıran demek. Fabulous, harika demek. Fierce nedir? Fierce, vahşi, yırtıcı. Vibrant, canlı, heyecanlı. Fatal, ölümcül. Tabii ki ne oluyor arkadaşlar doğru cevap burada? Active'in karşılığı ne olur? Elbette ki vibrant olur. Değil mi arkadaşlar? Cevabımız burada vibrant. Peki, diğer sorumuza geçelim. The lawyer had to confirm the information before she delivered it to the judge. Avukat bilgiyi confirm etmeli, doğrulamalıydı before she delivered it to the judge. Yani yargıca götürmeden önce. Otherwise, aksan halde everybody would have been trapped in great trouble. Herkes çok büyük bir problem içinde kalırdı. Başları derde girerdi herkesin. Evet. Burada biraz uzun bir cümle olmuş. Hemen ne yapalım? Şıklarımıza şöyle bakalım. Cümlemizi de bir yandan ne yapacağız? Evet. Seçenekler. Pırlayın. Çalmak. Loot. Yağlamak. Yağmalamak. Cancel. İptal etmek. Verified. Ha, verified olur. Netleştirmek. Teyit etmek. Proofread. Kabaca okumak şöyle. Bir şeyi düzelterek okumak. Tabii ki confirm'ın karşılığı burada ne olur arkadaşlar? Elbette ki verify olur. Yani netleştirmek, teyit etmek. Peki, devam edelim arkadaşlar 29. sorumuza. Financial problems brought my father's company to the verge of bankruptcy. However, he is a decided and hardworking man and he coped with it. Finansal sorunlar, mali problemler babamın şirketini verge of bankruptcy, iflasın eşiğine getirdi, kenarına getirdi. However, he's decided and hardworking. Fakat babam kararlı ve çalışkan bir adamdır. And he coped with it. O bu problemle başa çıktı. Prospect, araştırmak, önden bir gözden geçirmek. Aday, aynı zamanda danger, tehlike, security, güvenlik, horror, korku, brink, kenar arkadaşlar. Yani doğru cevabımız elbette burada ne oluyor arkadaşlar? Brink oluyor. Okay. Bakıyoruz şimdi 29. sorumuz ne istiyor bizden? Dedik onun cevabını verdik. Geçelim diğer sorumuza. 30. soruya geldik. You aren't listening to me, John. Beni dinlemiyorsun, John. You're like a judge who doesn't need to listen to the accused before he delivers the verdict. Beni dinlemiyorsun, John. Yani kararını vermeden önce sanığı dinlemeye gerek duymayan bir yargıç gibisin. Verdict nedir arkadaşlar? Karar. Mahkemenin sonunda what is the verdict der hakim. Jüride anlatır. Guilty or not guilty. Foreman. Evet arkadaşlar. Seçeneklerimize gelelim. Verdict. Mahkeme filmlerini görmüşsünüz tabii siz de. Çok geçen bir şey. Herkesin heyecanla beklediği bir olay. Değil mi? Suçlu mu değil mi? Allah göstermesin hakikaten zor bir durum. Peki. Foreman'e bakalım şimdi. Ustabaşı, speech ne? Konuşma, sentence, cümle ve ceza. Cross examination arkadaşlar, detaylı sorgu. Decision, karar. Değil mi? Ne olur arkadaşlar burada cevap? Tabii ki decision olur. 31'e baktık. Sıra geldi 31'e. When I was a kid, ben bir çocukken, this town was not here.
Bu kasaba burada yoktu, burada değildi. There was a boundless wasteland instead. Onun yerine sınırsız bir çorak arazi vardı. People started a new life here. İnsanlar burada yeni bir yaşam başlattılar. Diyor, yeni bir hayat başlattılar. Swift, çabucak değişen, hızlı. Attic, teeming, kalabalık. Cultivated, işlenmiş. Pregnant, hamile. Vast, çok geniş veya vast. Doğru cevap arkadaşlar, tabii ki burada ne olacak? Vast olacak. Peki. 32, 32. A spooky man. Garip bir adam. Waited on the sidewalk for a while. Kaldırımda biraz bekledi and then vanished. Kayboluverdi. Never to be sighted again. Yeniden görünmemek üzere. I don't know what he was up to. Neyin peşindeydi bilmiyorum. Disappeared. Disappeared. Nedir arkadaşlar? Disappeared. Yok olmak. Kaybolvermek. Attack. Nedir attack arkadaşlar? Saldırmak. Rose. Kalkmak. Ve engulfed. Engulf. Değişik bir kelime değil mi? Farklı bir kelime. Yutmak. Sarımsarmalamak. Land inmek. Yani uçağın yere inmesi veya bir yerleşmek. Doğru cevap burada tabii disappeared. Değil mi? Kayboldu. Kayboldu gitti. Adam beklemiş beklemiş. Tuhaf şekillere girmiş ve en son kaybolmuş gitmiş. 33'e bakalım. I don't think this flat is overpriced. Bu binanın çok şey olduğunu sanmıyorum. Böyle aşırı fiyatlandırıldığını düşünmüyorum. This place is valued for its view, which is amazing. Bu yer harika olan görünüşü dolayısıyla böyle değer kazanmıştır, önemsenir. You can see it for yourself. Kendin de görebilirsin. Price for olur, fiyatlandırılmıştır, ödüllendirilmiştir. Sought, başka sought of'la, sought for'la kullanılmıyor, after'la kullanılıyor. O da aynı anlama geliyor. Yani değerlidir, kıymetlidir ama sought after diye kullanılıyor. Charged, fiyatlandırılmıştır, ücretlendirilmiştir. Burada tabii valued değer kazanmak. Charge biraz daha değişik bir şey. Raised yetiştirilmek demek. Exploited nedir? Exploited harap edilmiş bir şey. Charge daha çok hizmetler falan kullanılıyor. Yani o açıdan burada olmuyor. Peki geçelim 34. sorumuza. The inspector pushed her to speak gently. Yani inspector aslında gently burada push'tan önce olabilir. The inspector gently pushed her to speak. Çünkü burada yumuşak davranan müfettiş yani kızın yumuşakça konuşmasını isteyen değil yani yumuşakça sorgulayan. A killer has an urge. Bir killer'da bir katille bir şeyi vardır. Ne vardır? Bir içgüdü vardır, arzu vardır. To express why he or she murdered someone. Neden birisini öldürdüğünü açıklamak ister. Yani niye öldürdüğünü bilmeyen seri katiller gibi değilse sebebini açıklamak ister. A. Desire. Tabii ki arzu. Collaboration. İşbirliği. Repulse. İstememek. Addiction. Bağımlılık. Yani müptela hali. Sensation. Nedir? Duyumsamak. Duymak. Doğru cevap tabii ki arkadaşlar burada desire oluyor. Değil mi? Yani arzu. Arzu oluyor. 35'e bakalım. I don't think he is the right leader for the team. He has a naive attitude to people. He will annoy his team members. Ben bunun bu kişinin doğru lider olduğunu sanmıyorum. Böyle naif bir, garip bir, acemi bir duruşu var, tavrı var insanlara karşı. He will annoy his team members. Team, takım üyelerini rahatsız edecek. A. Knowledgeable. B. Cosmopolitan. Knowledgeable, bilgili. B. Cosmopolitan. Cosmopolitan, böyle şey. Çeşitlilik arz eden. Unsophisticated. Rafine olmamış, işlenmemiş. Şeklinde, evet, rafine olmamış, işlenmemiş arkadaşlar. Doğru cevabımız bu. Peki. Peki, profuse ne? Müsrif, savurgan değil. Experienced, deneyimli. Deneyimli olsa daha ne isteriz? Tabii ki doğru cevap burada arkadaşlar. Ne oluyor? Unsophisticated. Evet arkadaşlar. 15 soruyu sizlerle birlikte çözdük. Gelecek videolarımızda bu konuya devam edeceğiz. Kitaplarım bunlar. YDS'ye başlayan arkadaşlar da okumalı bence. Doğrudan YDS ile ilgili görünmüyor ama İngilizce çalışma yöntemlerini anlatıyor.
Özellikle yeni başlayan, YDS'yi hedefleyen, İngilizce öğrenmeyi hedefleyen arkadaşlar için rehber olması amacıyla yazdım. Evet biliyorum internetten şu değişik yerlerden rehberlik alacağınız düşüncesindesiniz. Fakat 30 yıllık bir eğitim tecrübem var. Bu kitapların yararlı olacağını söyleyeyim. Deneyimlerimi, gözlemlerimi bu kitapta ele aldım. Yani bütün her şeyi ben denemedim tabii. Fakat öğrencilerimden, yapanlardan değişik şekillerde verimli sonuçlar veren yöntemleri bu kitaplarda sizlerle birlikte paylaştım. Sizlerle paylaştım. Bir sözümüz daha var. Güzel bir söz. Onu da size vereyim. By reading so much, çok okuyarak my vocabulary automatically improved. Vokabülerim otomatik olarak gelişti. Sadece vokabülerim gelişmedi diyor Benjamin Kasson. Aynı zamanda improved along with my comprehension. Bakın çok önemli bir şeyi vurgulamış. Bazı insanların vokabülerisi gelişiyor, okuduklarını yine anlayamıyorlar. Çünkü İngilizceyi sadece kelime haznesinden ibaret sanıyorlar. Halbuki sadece kelimeler yok, expressionlar var. Bu expressionlar oluşturduğu paragraflar var vesaire. Yani okumak ayrı bir eylem. Kelime ile yeter. Yani nasıl ki bir kek sadece şekerden oluşmuyorsa okumak da sadece kelimeden, okuma parçaları sadece kelimeden oluşmaz. Evet arkadaşlar, dostlar, bağlantılarımı görüyorsunuz. youtube.com/savassanel adresinden lütfen üye olun. Zaten şu anda bu videoyu buradan seyrediyorsunuz büyük ihtimalle. Ve bu da nedir? Benim paylaşım logom. Savaş Şenel düşünür de paylaşır. Herkese iyi günler diliyorum. Başka bir çalışmada, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.